Ay Kuşu'ndan herkese güneşli bir merhaba. Umarım siz bu programı seyrederken evinizde yağmur yağıyordur ve sokağa çıkamazsınız. Ben de güneşli güneşli sizi böyle özendire program yapıyorumdur. Efendim ben bugün Çakıcı'nım. Gördüğünüz gibi şık da giyinmeye çalıştım elimden geldiğince. Aslanım da var. Ona göre akıllı ol, Özdeyiş, Mengüç. Aslan gibiyim. Bugün için kıpır kıpır. Neşeli mi neşeli bir aslan gibisin evrim. Kime konuk olacağız bu güneşli İstanbul gününde? Çok değerli. Benim için çok değerli, Türkiye için çok değerli, benim meslektaşlarım için çok değerli. Üstad, büyük oyuncu, eğitmen Ayla Algan efendim. Senin de belirttiğin gibi oyunculuk dünyasının efsane isimlerinden biri Ayla Algan. Hadi o zaman daha fazla bekletmeyelim kendisini. Gidelim. Gel demeyeceğim sana. Ay. Hasta olmayız değil mi? Mont da almadık ama kış ya. Sanki bahar değil mi hakikaten? Merdivenleri uzaktan şöyle bir kesip direkt asansöre yöneldin evrim. Bu kez adresi tam aldın galiba diyecektik ki... Kaçıncı kat? Sığarız ya. Yeni yapılıyor galiba. Bu ne? Tabut gibi. Gel. Düğme yok oğlum. Ha. Ne bu? Ha. Gel. Ay bırakma beni, tabut gibi bu. Tahta. Köşeye köşeye. Gel. Çok heyecanlıyım ya. Geldim, 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 geldim. Oy. Aa, zile bak. Çalmıyor mu? Takıldı. Ay bunların hep zili bozuk. Buyurun. Hoş geldiniz. Hoş buldum. Oh. Bugün sen de öyle çok güzelsin ayol. Sizin için bugün ekstra süsler. Ay ben de öyle. Bak örüyorum, kıvırcık oluyor. Çok güzel. Görüyor maşa musun? Sandım. Maşa çok... yapmayın. Zararlı Islatın, değil mi? Islatın, örgü yapın. Ondan sonra böyle açtım çok işte güzel. Sana. Güzel olayım diye. Nasıl power olsun? Flower. Çiçek kız. Merhaba. Merhaba. Hadi gel. Haydi. Ayla Algan ve Evrim'den çok minik bir müsaade isteyip az sonramızı izliyoruz. Sonrasında birlikte salona geçip sohbeti koyulaştıracağız. Burçlar ve kıskançlık üzerine sohbet edilecek. Tabii. Biz akrep burçları çok kıskançızdır. Ben de akreplik de yok ama biraz var galiba. Ha yükselenin muhakkak. Ayla Algan'ın Yunus Emre şiirlerine Almanca yorumu güldürecek. Almayalım oldu venih als Freund, mein Freund, bin so hop. Evdeki gizli hazineler dikkat çekecek. Bu Muhsin Hoca, bunun eşini kalıp çıkarıyorum. Şeye verdim. Ayla Algan'ın rahmetli eşiyle ilgili anıları şaşırtacak. Annemi dansa kaldırdı Anadolu Kulübü'nde. Bu gitmeden önce ben de... Keyifli bir sohbet eşliğinde birbirinden renkli anlar. Az sonra Evrim Akın'la Ev Kuşu'nda. Evet. Kız kıza gizli şeyler yapacağız kız şimdi. Kız kıza. Evcilikler oynayacağız. Evet. Küçükken öyle yapar mıydınız? Anne baba işe gitti, birlikte kızları toplayıp. Bak şimdi girerken bu piyanom, sonra anlatırım sana. Tamam. Bu çocukluğumdan kalma bir piyano. 11 sene eğitimini aldınız değil mi? 15. 15 miydi? Chopin çalıyordu. Sonra Fransa'ya okula gidince mecburen bıraktım. Orada piyano yoktu çünkü. Oturalım burada şöyle. Evet gel otur. Önce bu İngiliz koltukları. Bunlar mı? Evet. Oo. İstersen bakayım. Sen buraya otur. Tamam. Siz nasıl? Daha güzel gözükürsün. Şey, Buckingham'lı gibi davranayım burada. Aa. İngiliz gibi. Evet şunları. Hello my darling. Bakarsın. Bunlar benim çocukluğumdan kalma. Aa. Ben bunların üstünde annem stilist o zaman. Çünkü ressam da aslında 7 sene okudu. Bunları gene yeniden yaptım çünkü çarpıldılar. Mecburen kaybetmemek için. Öyle bu sini şeyi Muhsin Hoca'nın hediyesi. Ya evet. Muhsin Ertuğrul. Biz şimdi Amerika'dan geldikten sonra Beklan'la biz ev açamadık. Çünkü 15 lira alıyorduk günde şehir tiyatrosunda. Yani en büyük rollerim ben günde 15 lirayla oynadım. Tarla o zaman bir yazdı. Evet. Jeanne d'Arc'ı.
Dolayısıyla o bizim çok geç kaldığı zaman iki katlıydı Nişantaşı'ndaki şey. Beklenördükten sonra ben orada oturamadım. Giremedim eve yani. Dolayısıyla o hediye getirdi bize. Bu ne gerçek güzel. Bir sihni. Çok da severim. Çok güzel. Ben şey sormak evet. istiyorum. Merak ettim hayatınızda okuduğumda. Dame de Sion'u bitiriyorsunuz. Sonra Fransa'ya lise... Dame de Sion'u orta bitirdim. Ortada. Ama 5 seneydi o zaman. Oo. 2 ihsari, 3 normal okuma. Ama yani orada öğrendiğiniz etnolojik bir dil öğreniyordunuz. Yani ben şimdi istesem 2 ayda İtalyanca öğrenirim. Zaten İngilizce okula gitmedim ben New York'ta. Ve bana diyorlardı ki ne güzel İngilizce konuşuyorsun. Aktör stüdyoda. Orada da diksiyon dersi aldım zaten İngilizce. Ama gittiğimde Fransızcaları uyduruyordu. Benziyor. Konversasyon. Conversation. Kulakta olduğu için piyanoda fonetik yapıyor. Zeka bir de bunun. Evet. İş bile buldum bir okulunuzda öyle. Tabii çünkü eski Yunanca ve Latince üstüne kurulu Batı dilleri. Fransızca'da da bize çok öğrettiler. Hangisi hangisinin akraba, sözcüğü, mözcüğü filan. Dolayısıyla oraya gittim de onu yaptım. Bir de bölme vardı verdiler. Bir okulunuz da Fifth Avenue'de büyük bir mağaza. Ay Fifth Avenue. Dolayısıyla onu yaptığım zaman da hemen yaptım ama tabii bölmeyi yapamadım. Matematik rezalet çocukluğumdan beri. Benim de. öyle sanat yapanlar. Ama her şeyi de yapmayalım ya. Hayır. Neden kazandım biliyor musun? Neden? O bölme zaten 3 dakikada yapılırmış. Ha zor. Ya zaten. Ben öbür kelimelerin anonim, sinonim bilmem ne derken onları yaptım. Öbüründe yarısına geldim. İşe aldılar beni. Zaten, Amerika'ya gidişte evet. İngiliz filolojisi okumaya değil mi? Evet. Tiyatroya ama okumaya. Sonra Beklen girdi tiyatroya. Aslında, o da mühendislik galiba. Evet. Madenleri vardı babasının. Amerika'ya satıyorlardı madenleri. Beklen Bey'in Ayla Algan'ın rahmetli eşi olduğu notunu düşüp sohbetimize devam ediyoruz. Ondan sonra o olunca bir fasıl gittik tabii biz Amerika'ya. Şeyi merak ediyorum. Siz nerede tanıştınız Beklen Bey'le? Ay bir yılbaşı günü bir kız arkadaşımın. Kocasının arkadaşıydı. Burada yeni gelmiştim okulda. Hiç evlenmeyi düşünmüyordum. Küçük yaşta. Hani sorsan 19 yaş artık okul bitmiş. Öyle olunca o gidiyor olunca babam dedi ki sen de gittin kocanın yanına. Öyle gittik o son tiyatrocu çok. Olunca ben de olacağım ayol dedim tiyatrocu. Bir de çok kıskanç bir kadındım ben. Ya. Telefonda konuşamıyordum. Bir gün dedi ki bana ya dedi, karışma işime, konuşuyorum işte ama kimle konuşuyorsun bilmek istiyorum ben filan diye. Kıskançlıklar büyük. Ay dedi, belki dedi Afrika'da aslan avına giderim dedi bana. 7 sene sonra benim Afrika konserim çıktı. Ben dışişlerine çalışıyordum ben o Yunus zaman. Yunus Emre'deyim. Kültür Bakanlığı yoktu, Turizm Bakanlığı vardı. Yunus Emre ile başladım, sonra Afrika, Rusya filan. O sırada söylemedim Afrika'ya. Belçika'ya NATO'dan daha büyük şeyip diye bir karargah var. Belçika'ya gideceğimi biliyor. Bana da diyor ki ay kürkünü de unutma diyor. Belçika soğuk çünkü. Kürkünü de unutma Afrika'ya giderken diyor. Sonra dedi ki yok hakikaten gidiyorum dedi. Ne yapmaya gidiyorsun dedi. Aslan avına dedi. Kapak. 7 yıl ama, sonra. Evet. Ama o da hatırladı. Biz akrep burçları çok kıskançızdır. Ben de akreplik de yok ama biraz var galiba. Yükselenim muhakkak. Koç. Sonra gene bir gün kıskandım onu. Bakıyorum Starlight Room'da. O zaman tabii şey olduğu için, büyük iş adamların olduğumuz için bu askerlik zamanında tercümanlık yapmıştı Beklen. Mrs. Barclay filan bilmem ne. Tabii ahbaplıklarımız var burada. Gittiğimizde bizi Starlight Room'a davet ettiler yemekte. Baktım Beklen bir de yaşlı karılar sen neyi kıskanıyorsun manyak karı. Baktım Beklen çık dans ediyor. Geldi oturdu. Ne yapıyorsun sen dedi. Burada öyle dedi. Öyle mi dedim? Peki, onun kocasını kaldırdı dansa beni ben de. Yetişemiyorum da adama. Öyle. Sonra gelince bana dedi ki, bak din ne yapıyorsun sen dedi, o da kızgın. O da mı kızgın? Bu masayı atarım da, atar mısın dedim, attım masayı.
Şimdi Amerikalıların reaksiyonuna bak. Hepsi yaşlı ya. She's lovely. Look at her, she's jealous. She's lovely diye ne anladılar bir sipsi iki tane kromcu. Sonra tiyatroya geçtik. Biz Niagara Falls'ta oturduk. Evet, hani evliyken... Amerika, New York sınırında. Balayına da gitsen gitme. O kışın orası fecat. Ben Eylül'de gittim, dondum. Eylül ayı yani dondum. Orada iki katlı Amerikalılar gibi yaşamaya başladık. Cumartesi günleri çalkıl yapılıyor. İşte komşum geliyor filan bilmem ne. Ay fenalık bastı içimi. Bizim hayatımız hep eğlenceli geçti. Büyükada'da Anadolu Kulübü. O desem moda kulübünde. Hatıralar, hatıralar. Hepsi birbirinden renkli ve ilgi çekici ama biz şimdi geliyoruz günümüze ve dolayısıyla da projelere. Biz Kudret Sabancı ile çok iyi çalışıyoruz. Çünkü senelerdir bin bir geceyi... Aynı değil, değil mi? Ay şeyi... Ali'ye. Ne diyor bu Nusret Allah aşkına? Ay boş ver anne. Kafamı şişirdi yine iki dakikada. Aman kimler gelmiş? Oh mis gibi kokmuş benim oğlum. Fırçaladın mı dişlerini? Fırçaladım. Aferin sana aman. Yakışıklı oğlum benim. Rövşan'ın işe ne zaman gideceğiz? Anne gelsin o zaman yavrum. Hı. Ne zaman gelecek annem? Sıkıldın mı sen? Bak Özgür abinin bilgisayarına gir bakalım. Oyun oynarsın ne güzel. Hadi güzel oğlum. Ali'den sonra bin bir gece asıl senaryo da geldi beraber yani. Bergüzar'a koçluk yaptım. O da ilk başrolüdür Bergüzar'ın. Onlar çok çalışkan bir kızdı. Senaryo gremini de galiba. Senaryo da Ayfer Tunç'la da çalışıyorduk. İşte burada eksik sahnesi var. Burada bilmem ne var yani koçluk öyledir. Doğru.